Aman! Ne oluyor? Haluk Bey! Haluk Bey! Bu adam birkaç gündür evin etrafında dolanıyordu. Bugün de eve geldi, böyle saçma sapan sorular sordu. Bir dakika, bir dakika. Açıklayabilirim. Sen gelsene buraya. Ben seni dün şirkette gördüm. Şuraya imza atarsanız tamamdır bu iş. Evet, aynı zamanda ödemeye de 6 ay sonra başlayacaksınız. Tuhaflık olduğunu hissetmiştim. Seni bugün şirketin önünde de gördüm. Ben de aynı şeyi düşünüyorum. Bana? Sana mı bir şey yaptın? Hayır. Yani bugün benimle beraber asansöre bindi. Yani arkamdan asansöre bindi. Yani ne kadar fark ettirmemeye çalışsa da bana bakıyordu. Sonra bir şeyler olduğunu anladım ben. Asansörden indim, beni otoparka kadar takip etti. Bana niye söylemedin? Çünkü önemli olduğunu düşünmedim. Yani kuruntu yapıyorum zannettim. Sonra zaten arabama bindim ve alışverişe gittim. Siz alışverişteyken de bugün eve geldi. Anket mi ne yapıyormuş? Böyle sizinle ilgili bir sürü sorular sordu. Baba, bu adamı dün biz de kafede gördük. Bize bakıp durdu. Hatta ben sordum, kardeşim neye bakıyorsun diye, kaçtı. Sen benim ailemi mi takip ediyorsun? Kimsin sen? Dur bir dakika Haluk, dur. Emre devamını anlatsın. Sonra ne oldu oğlum kafede? Anne, Simay, Meto, Ümit kafedeydik hepimiz. Hı. Bu adam da bizim yan tarafımızdaydı. Sürekli bize bakıyordu. Hatta benim baktığımı da fark edince kafasını çevirdi. Sanki bizi dinliyordu sürekli. Sonrası da Simay'ın anlattığı gibi. Kimsin sen? Belli ki benim ailemle bir derdin var. Bizi takip ediyorsun. Bizi soruşturuyorsun. Gecenin vakti, kapımın önümdesin. Kimsin sen? Cevap vermek için 5 saniyen var. Konuşacak mısın yoksa kendi yöntemlerimle konuşturayım mı seni? Haluk, bence polis çağıralım. Ben arıyorum hemen. Durun. Durun, aramayın. Ben Zeynep için gelmiştim. Zeynep için mi geldin? Ne istiyorsun kızımdan? Ha? Anne. Efendim canım, sen gel böyle. Ha. Hepinizden özür dilerim. Biliyorum sizi korkuttum. Öyle gizli gizli takip etmemem gerekiyordu sizleri. Evet. Ama hala senin kim olduğunu bilmiyoruz. Zeynep'in yakını mısınız? Ben fırsat buldukça çocuk esirgeme kurumuna gider, oradaki çocukları ziyaret ederim. Onların ödevlerini yapmalarına yardım eder, onlarla vakit geçirir, oyunlar oynarım. Ya bir bakıma onların abisi gibi bir şeyim. Geçenlerde yine gittiğimde Zeynep'i göremeyince sordum. Onlar da bana Zeynep'i bir ailenin evlat edindiğini söylediler. Ben de nasıl bir aile olduğunuzu merak ettim. Gelip doğru dürüst tanışsaydın ya. Evet, yani böylece bizim nasıl bir aile olduğumuzu anlardınız. Zeynep'in de bizimle ne kadar mutlu ve iyi olduğunu kendi gözlerinizle görürdünüz. Belki bana yalan söyleyecektiniz. Belki bana kendinizi yanlış tanıtacaktınız. O yüzden ilk etapta sizi gizli gizli takip etmek istedim. Ama daha sonra zaten iyi insanlar olduğunuzu anlayınca ve Zeynep'in de çok mutlu olduğunu görünce gelip bu akşam buraya tanışmak istedim. Ama umduğum gibi olmadı. Neyse, olan oldu. Yine de çok memnun olduk. Zeynep ve Zeynep gibi çocuklarla bu kadar ilgilenmeniz, onlara önem vermeniz çok hoş. Evet. Ama yine de siz başka çocukların ailelerini böyle takip etmeyin. Ha, merak etmeyin, ben dersimi aldım. Meltem Hanım, gelelim. Gelin Emineciğim, gelin. Ahmet abi, Emine abla illa sandviç hazırlayalım dedi. O yüzden biraz geç geldim. Çok teşekkür ederim. Elinize sağlık. Seni çok özlemişim. Ben de seni çok özledim. Canım benim. Gel. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.
olalım. Ayrı düğün tutarız bu evde.